Hocam acayip mutluyuz ha. Çok mutluyum, çok. Neden acaba? Yani değil mi? 70'li rakamlara ulaştık. Yani. Daha millet çok de 70'e indim zancak. 79 nokta 70. Doğrucu da mutlu bendeniz. Valla çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Kaç oldu toplam? 57. Hocam valla bravo. Sormasaydım kaç yaşındasın? Kadınlara yaşı sorulmaz biliyorsun değil mi? 53. İnsanın 53. Yaşından fazla kilo vermesi enteresan. Süper, süper valla. Hayatımda ilk kez verdim tabii yani bu işi. Sizin bu işe başlarken hedefiniz neydi? Benim hedefim 5 kilo vereyim çoraplarımı giyeyim. Çünkü çoraplarımı giyecek haldeydim. Ama biz de çok abartmamışız canım çok işte. Çok hiç 10 katı kadar falan kaldı neredeyse. Oy, i̇yi, vallahi evet, iyi oldu. İyi oldu, bence de. Peki, en düşük gördüğünüz kilo kaçtı? 77. Az kaldı. Az kaldı da o yıllar önceydi. Şimdiki yaşımın yarısı kadardım herhalde. Ama buna rağmen hayatınızda gördüğünüz en düşüktü. Evet. Tabii doğum kilonuzu saymıyorum. Ya tabii ki canım. Ya, hayatımdaki en düşük kilo doğum kilom. 2 kilo 300 gram. Ben öleceğim diye annem beslemiş. Ondan sonra durdurabilirsen. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Çok diyetle geçti değil mi? Evet. Yani ya aslında öyle çok aşırı diyet yapmadım. Çünkü neden? Halimden memnundum açıkçası. Yani hareket ediyordum, spor yapıyordum, ne bileyim işimi görüyordum. Hani kilo bana fazla gelmeye başladığı zaman diyetler yaptım. Ama tabii ki hani genetik olarak nasıl diyeyim, diyabet, tansiyon olduğu için ailede annemler falan sürekli işte şeker kontrolü, şeker yüklemesi hep giderdik. Hep mesela üniversitelerin şeylerine giderdim. Ne o? Endokrinoloji bölümlerine. Bir şey söyleyeceğim. Hep sizin orada. Bana verdiğiniz bir tane kağıt vardı. Kaç yılındaydı o? İşte şeyden itibaren, yani herhalde liseden itibaren başlamışımdır. Acayip bir şey yazıyordu üstünde. Neydi? Vallahi unuttum bak. Şişmanlık polikliniği. Bravo. Evet. Öyle bir şeydi değil evet, mi? Evet, tabii. Hep o. Ama öyle. Yani ben açıkçası bu işin, yani o zamanlardan da, ailemden de öyle gördüm. Hani bilinçli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hiç hayatımda hani ilaç alayım, işte ne bileyim, 3 gün şey diyeti yapayım, tek besin diyeti yapayım, bilmem ne, o tür şeylere hiç gitmedim. Ya yani. Ama bir profesörden de başkası beklenmezdi zaten. Ha, ama o zaman profesör değildim tabii ki yani başladım da. Ama adam olacak çocuk daha o zaman. O zaman belli olur. Doğru. Yani. O yüzden hani hep hani bu işin hani endokrinoloji servislerine gidip hani hem diyet polikliniği, şişmanlık polikliniği bir arada işte bir süre başardık, bir süre başaramadık. Hep geriye döndüm. Neden? Çünkü beslenme alışkanlığımı değiştiremiyorum. Çok kolay olmuyor. Hala bile bununla ilgili sorunlarınız var. Hala bile sorunum var. Hala sorunum var yani. Şey değil. 57-60 kilo vermeye rağmen hala. Evet, evet. Yani hala ben hamur işlerini çok seviyorum. İşte yani et sevmem, sebze sevmem, meyve arada önüme getirirlerse yerim yani. Peki öyle sizce aramam. Kritik nokta ne? Kontrol etmek. Yani beyninde kontrol edeceksin ve de hakikaten böyle yapmam gerekiyor demen gerekiyor. Sağlığın kafaya koyacaksın. Bu. Kafaya koyman lazım. Yoksa mümkün değil. Yani onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, hayatımdan çıkaracağım falan filan. Bir yok, zor değil.
değil. İki, çok doğru değil. Değil, değil. Mesela ben burada şeyi fark ettim. Yani işte konuşurken ya da siz sorarken ya da doktora gittiğimde bana şey diyordu işte, içki içiyor musun, sigara içiyor musun? Çok nadir diyordum yani, sürekli içmiyorum, keyif için. Yemeği de keyif için yapabilsem, çok nadir olarak sevdiğim şeylere yani ya da zararlı olan hani karbonhidrat kısmını çok nadir olarak almayı başarabilsem aslında bence bu iş bitmiş demektir. Ama işte mesela bir dilim pasta yiyeyim ya da bir yemek yiyeyim, tıkılasa yiyeyim, arkasından çok sevdiğim bir dilim pasta olsun ya da bir dilim tatlı olsun, ben oturur onu gene yerim, zorlarım kendimi ama yerim yani. İşte onun için kafayı kullanmak ve yine sürekli bunu yememen gerekiyor demen lazım. Bunun için de başka bir gün ayırman gerekiyor demen lazım. Biz bu kilonun yani, çoğunu çok kısa zamanda verdik. Verdik. Yani Nisan 15'te, ne ben 2015 Nisan'da başladım, geldik. Ondan sonra Aralık sonu 40-45 kiloya varmıştım. Değil mi? Bir o civarda varmıştım. Sonra durdu, kalktı, sonra durdu. İşte ondan sonrası yani Aralık, Ocak 2016'dan bu yana diyeyim, sürekli şeyle geçti. Asıl ızdırap kısmı o. Evet, evet, evet. Yani. Sen yağmur yer derdi abi. Asıl ızdırap kısmı evet, o. Evet. Yağmur başladı. Başlamış. Yani oradan sonra çok ciddi yavaş gitti tabii kilo. Maalesef. Ama İşte asıl önemli olan kısmı orası. İnsanların hep döndüğü bu nokta. Kesinlikle. Siz daha önce kaçtan dönmüştünüz? Kaç verip 40 kilo verdim, geri döndüm. En son 40 kilo verdim. Ondan önce 30 kilo verdim, geri döndüm. İşte sonra onu 40 kilo olarak geri verdim. İşte şimdi o 57'ye ulaşmış vaziyette yani. İnşallah buradan dönmek. İnşallah yok. Yani artık dönmem herhalde diye düşünüyorum. Dönmemek için de uğraşacağım yani. Sonuçta şey, ya sağlığım bozuluyor. Yani yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Şeyle bitirelim. Şimdi aklıma geldi. Bu hani 5 kilo vermek istiyordun sadece yani çoraplarınızı bağlamak için falan filan ya. Bu çoğu adamda gördüm ben bunu. Ya daha önceki o 100 kilolarda, 60 kilolarda falan filan. Hepsinde gördüm. Şeye bayılıyorlar. Doğru mu? İlk kilo verdikten sonra şu an yaptığınız şu hareket. Bacak üstü. Evet, tabii ki. Süper, çünkü ben kilo almayan, beni sıkıntıya sokan ilk başta bacak üstünü atamamaya başlamıştım. O bir moralimi bozmuştu. Ondan sonra hani kilo verip tekrar atıyordum ama bir süre sonra artık ipin ucunu bırakmıştım. Olmayacak bu iş demeye başlamıştım. Hocam vallahi bravo. Gerçekten bravo. Kesinlikle ya. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim yani. Yani siz ne kadar buralarda olmak istemeseniz de sabah da konuştuğumuz üzere bu iş 69'lara kadar gidecek. İşte bakalım yani amin. Ne kadar amin. 69 demek 10 kilo. Evet yani 50 kilo küsur, 57 kilo vermiş adama 10 kilo ne diyeceksin ama işte. Ne derken orada bir 9 aylık bir şey. 9 aylık bir süre var yani, o 10 kilo bence bir seneyi geçer. Ya hayır, bir de tabii şu var işte, beslenmeyi. Yani hiç ben hayatımda ya şu ne kadar güzel bir ıspanak yemeğiymiş, bunu canım çekti demedim yani. Onun yerine pizza, makarna, mantı, börek, hep bunları sevdim. Ama işte orada dengeyi ayarladığın zaman oluyor. Evet, ama hala kendimi kontrol etmezsen yani bir tabak makarna yerine iki tabak makarna yiyebiliyorum yani, yapabiliyorum. Aslında o yani, herkes için var. Benim için de öyle. Ben de çok sevdiğim bir yere gittiğimde deliler gibi yiyebiliyorum. Ama velakin bir sonraki günü kurtarıyor olmak lazım. Sabah kahvaltıda yine konuştuğumuz gibi. Yani evet, işte. Bugün sabah bozdun mu? Tamam. Ya da öğlen bozdun öğlen mu? Öğlen devam edeceksin. O gün gitmedin. Evet. Yani evet, en evet. Büyük hata, ah bugün gitti, yarın bir daha başlar. Tabii, o çok iyi. Bugün gitti ya da bu hafta gitti. En kötüsü yani, o. Şimdi mesela buraya gelmeden önce, 15 gün önce gelmiştim ya. İlk hafta gitti. Öyle baktım. Yani ilk hafta hakikaten hani iki gün yürüyebildim ama onun dışında yedim de yani sonuçta. Günde 1500-2000 kalorilere ulaştım. 2000 kaloriye falan ulaştım. Geldiğim gibi 2,5 kilo almış olarak geldim sonuçta yani. Ha, ama şimdi burada onu rahat verdik, gitti. Ama i̇şte, böyle devam ederse
O 2,5 kilo mehter marşına dönüyor yani. Bu öyle bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Evet, git gel git gel. Ya buradaki şey sabah da konuştuğumuz gibi hayat da öyle. Anı kaçırdın ya. Evet, o günü değil. Yani bir şeye canın sıkıldı ve senin o bütün ayını, bütün hayatını mahvetmemeli oldu ve bitti o. Yani hemen evet, üstünü evet. çizip next butonuna basmak lazım. Öğle yemeğinde canın pizzayı çekti, arkadaşın bir tanesi geldi lüzumsuzluk yaptı, gel şuraya gidelim dedi bilmem ne, yedim pizzayı. O gün gitmedi. Evet, akşama normal o devam O geride kaldı, yani. Next tabii. Hemen akşama devam. Devam etmek lazım. Evet, işte devam onu oluşturmak lazım. Yok, yapacağız yani bunun artık böyle o, yani bu yaşam tarzı olması lazım diye düşünüyorum. Böyle. Teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum. Yani bir de moral veriyorsunuz. Güzel olan o yani.